Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yenileme videosuyla karşınızdayız. Bugün tuvaletimin fayanslarını gördüğünüz gibi çok kararmış olan zaman içinde. Onları yenileyeceğim, boyayacağım. Daha önce hiç kullanmamış olduğum bir boya kullanacağım bugün. Sürekli internette gördüm, denemek istediğim. Ebru'nun kendinden vernikli yüzey boyası. Tabii ki bunun üzerine sadece boyayla kalmayacak. İsonem attım. İsonem de aldım. İlk önce yerlerimi sirkeli bezle bu şekilde sildim iyice. Çünkü kullanma talimatlarında bu boyanın öyle diyor. Boyayacağınız yüzeyi ilk önce sirkeli bezle silmeniz gerekiyor. Şimdi ben ilk önce buraya daha önce yaptığım derzler vardı. Çok kötü olmuştu bu. Hazır derz kullanmıştım. Boyada kötü durmaması için onları önce böyle bir sıyırıyorum. Şimdi Ebru'nun antik beyaz rengiyle ipek fırçam ile araları boyadım. Bu şekilde. Sonra ruloyla üzerinden geçeceğim şimdi. Evet, şimdi ilk katı attım kadife rulomla. Zaten ilk katta bu şekilde olması gerekiyor. Kapanması gerekmiyor ki boya sabitlesin kendini, kurusun. Bu şekilde muhtemelen 3 kat atacağım. Şu an fayans boyamamızın 3. katı bitti. Ya gayet güzel kapandı ama bir kat daha ister gibi. Muhtemelen bir kat daha atacağım, 4. kat. Bu şekilde. Şu an gecenin bir yarısı ama hala boyamaya devam ediyoruz. 4. katımı da attım. İçim rahat etmedi tabii ki de. Flaş açabilirsem. Bir de kenarları, altlar da bizim kirliydi bu fayansların. Hem uyum olsun dedim hem de süpürgelik gibi olsun diye oraları bantlayıp, ölçüp bantlayıp tek katını vurdum. Buralara da bir 3-4 kat atarım. Sonra stencil'lara geçeceğiz inşallah. Şimdi stencil uygulamamıza geçtik. Stencil bu desen benim. Bunu böyle bir stencil fırçasıyla boyuyorum. Böyle bir kaba boşaltıp üzerine böyle pat 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 desenin boşluklarını dolduruyoruz. Şimdi bir örnek göstereyim, geçeyim onu. Kenarından bantlıyorum. Çok dikkatli ve titiz çalışmamız lazım arkadaşlar. Taşabiliyor. Açıyoruz desenimizi ve bu şekilde çıkıyor. Evet, en son bütün işlemlerim bitti. Bir tek isonemlemem kaldı. Şimdi sildim, süpürdüm. Şimdi isonemini süreceğim. Burada hazırlayacağım isonemini de en son halini çekeceğim. Ve tuvaletimiz sonunda bitti arkadaşlar. Ben tuvalet taşını da boyadım. Üzerini Isonem Glastik'te geçtim. Kullandığım malzemeleri de son kez gösterecek olsam birazcık kirlendiler ama. Ebru Enler Ebru Pembe. Yine Ebru Enler, bunlar kendinden vernikli. Eskimiş beyaz. Ve yine bunu Ebru Enler'in sitesine almıştım. Bu stencil kullandım. Birçok çeşitli daha her yerde bulabilirsiniz. Şurada neden desensiz dersiniz. Burayı halı geliyordu. O yüzden yapmamıştım arkadaşlar. Sonradan tekrar yaptım. Halı kapattığı için oraya da tekrar stencil yapmadım. Tuvaletimizin de son hali. Bu şekilde boyacaklara fikir olsun. Benim yaptığım bir hata şuydu. Şurada görüyorsunuz bir koyuluk var. Şurada görünüyor. Onlar derz aralarını tamir yapmadığım içindi başta. Başta kesinlikle derz aralarını tamir yapın. Boyayla doldurmaya çalışmayın aralarını. Isonem Glass'la da sabitlemezseniz boyanız kalkar. Yani bu vernikli bir boya evet ama tuvalet ve banyo sürekli su değen yerler için isocam yani. Isonem sıvı cam kullanmazsınız arkadaşlar. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin diyorum.